Merhaba sevgili dostlar. Hasretle, özlemle Medine-i Münevvere'ye, Amberiye Mescidine gidiyoruz. Bu mescidin temellerinde amber kokusu ve peygamber sevgisi vardır. Dokunaklı bir inşaat hikayesi vardır. Amberiye Mescidi, Medine'de Osmanlı Sultanı Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu bir camidir. Beyaz kubbesi, kesme taştan inşa edilmiş ölçülü minaresi ve sağlam yapısı ile Osmanlı Devleti'nin Medine hizmetlerine şahitlik ediyor. Ecdadımız Harameyn için fedakarlığın ve hizmetin en güzelini göstermişlerdir. Amberiye Camii, Medine'de tren istasyonunun hemen yanında bulunmaktadır. Harameyn sevdası içinde olan padişahlarımızdan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen bu eser, Osmanlı Devleti'nin Peygamber şehrine kazandırdığı onlarca eserden bir tanesidir. Amberiye Camii Mescidi, Nebeviye birkaç kilometre mesafededir. Hicaz Demiryolu'nun hizmette olduğu yıllarda Medine'ye inen hac ve umre yolcuları bu camide hem namazlarını kılar hem de yorgunluklarını giderirlerdi. Osmanlı sultanları bazı sebeplerden dolayı hac görevlerini yerine getirmezlerdi. Bundan dolayı yerlerine bazı kimseleri hacca gönderirlerdi. Bir hac mevsiminde Sultan Abdülhamit Han, hac farizasını yerine getirmek üzere vezirini görevlendirir. Yıldız Sarayı'ndan vezirini dualarla ve kutlu toprakların insanlarına verilmek üzere türlü türlü hediyelerle uğurlar ve vezirinden bir istekte bulunur. Hac dönüşünde Ravza-i Mutahara'dan bana bir avuç toprak getir der. Vezir hac ibadetini yerine getirir, Mekke-i Mükerreme'de tavaf eder, İslam dünyasından gelen Müslümanlarla tanışır, İslam halifesinin isteği üzerine ümmeti Muhammed'in selameti için dualarda bulunur. Fakirlere ve mübarek topraklarda yaşayanlara sultanın vermiş olduğu emanetleri dağıtır. Arafat'ta vakfeye durur, Mina'da şeytan taşlar, Mekke'den Medine'ye giderken Peygamberimizin çektiği sıkıntıları düşünür. Baki Kabristanlığında dünyanın geçiciliğini anlar. Vezir hac görevini tamamlar, yorgun bir şekilde Arafat'ta ilahi affa uğramış yüzlerce hacı ile birlikte İstanbul'a gelmek için trene biner. Trende padişahın ricası aklına düşer. Tren hareket etmek üzeredir. Vakit yoktur. Mescid-i Nebevi'ye gidip toprak almak ya zaman kalmamıştır. Trenden inerek istasyonun yanındaki boş araziden bir avuç toprak alır. İstanbul'a vardığında padişah onu bir kardeşi gibi karşılar, sarılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu hissetmeye çalışır. Harameyn ve eşrafının hallerini sorup öğrendikten sonra sözü Ravza-i Mutahhara toprağına getirir. Vezir kadife bir kesenin içine koyduğu toprağı Sultan Abdülhamit Han'a verir. Abdülhamit Han itinalı bir şekilde ve hürmet ile toprağı avuçlarının içine alır. Koklar, bir daha koklar. Döner ve vezirine bu toprağın amberi tamam, lakin miski yok der. Veziri şaşırır ve doğruyu itiraf eder. Bunun üzerine padişah vezirin toprak aldığı amber kokan yere bir mescit inşa edilmesini talep eder. Bir sonraki hac mevsimine kadar Medine-i Münevvere tren istasyonu yanına beyaz kubbeli mescit inşa edildiğinde ismi hazırdır. Amberiye Mescidi. Bu mescit takva üzere inşa edilmiştir. Mescidin Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısı kadar taş kullanılarak yapıldığı rivayet edilmiştir. Umre ve hac için Medine'ye gelen Müslümanlar bu mescidi ziyarete giderler. Harem-i Şerif'e hizmet etmiş ecdadımızın hizmetlerini hayır ve minnetle yad eder ve namaz kılarlar. Halen diğer Müslüman ülkelerden gelen hacılar bu mescidi Türk Mescidi olarak bilirler.